1997 yılında Netaş Faklası'na ben başladım. 1999'da çıktım, askere gittim. Hiçbir afette yetmedim Fakla'dan. 2000'de geldik, işe başladık. 2012'de Fakla'yı kapattı. Elektriğimiz gittiğini söylediler. Size, biz elektriğimizi açarız ama size maaş sözü verdik. 7 aylık alacağınız var. Biz bir tane maaş vereceğiz size. O yüzden elektriğimizi açmıyoruz dedi. Arkadaşlarımızdan birisi çıktı dedi ki bize maaş vermeyin, elektriğinizi açın, biz çalışalım dediler. Kahve köşelerinde sürünmeyelim. Tuttu dedi ki, ham maddem ne olacak? Bunu söyleyen konuk onun damadı Celal Koçer. Milletvekilinin kardeşi. Benim ham maddem ne olacak? İşçi yani maaşından fedakarlık ediyorsan ham maddeni de mi karşılayacak? Ve velhasıl kerem 9 ay beni bekleyin dedi. Tamam 9 ay bekleyelim. Sigortamızın 15 günü yatırın, 15 günü kalsın. Onu yapamam. Maaşımızın yarısını verin, yarısı kalsın, onu da yapamam. Ne olacak? Beni bekleyeceksiniz. Nasıl bekleyeceksiniz? Hiçbir karşılık yok. Mahkemeye veririz dedik. Gidin verin, bildiğinizden kalmayın. Ben istersem veririm, istemezsem size bir kuruş vermem dedi. Koca iş adamı bize kafa tuttu, kabadayılık yaptı bize böyle. Biz de mahkemeye gittik. Mahkemeye gidiyoruz tabi. Mahkeme sonuçlandı. Elde avuçta hiçbir şey yok. Biz kötülük yapmadık. Biz bunlarla mal alıp satmadık. Bizim üzerimizden zarar etmedi bu adamlar. Bizler emekçiyiz. Bizler alımızın terinin karşılığını istiyoruz. Sene 2010'dan işten ayrıldıktan sonra 2017'ye kadar kesinlikle hiçbir iş yapmamış. Şu an bir yerde tamirçi çırağı olarak haftalık 200 lira. Bu aylık sadece 800 lira diyor. Hangi bir insan 800 lirayla evini geçindirecek, 3 çocuğuna bakacak, bunları nasıl yapacak? Ben Sayın Necat Boçer'e soruyorum. Siz bu durumda olsaydınız, 6 yıldan beri sizin zaten vermediğiniz bize 8 aylık ücret, biz o zaten 18 aylık ücret 8 yıl geri yapmıştır. Şimdi size soruyorum, siz bu şeyle sabahlara kadar nasıl yatıp ve bugün 110 tane işçinin parasını vermeyen bir insan bugün gidip de mecliste o meclisi nasıl yönetir? Size soruyorum bunu. Bütün medya aracılığıyla, bütün her şeyden. Biz bunu kesinlikle bırakmayacağız. Şu halimizi görüyorsunuz. Bunun hesabını da bu dünyada vermezseniz öbür dünyada verirsiniz. Betaş'ta çalıştığımız zaman bize toplantı yaptı Betaş'ın sahibi. Dedi ki bu dedi sizin çektiğimiz sıkıntılar. Bu dedi ki şimdiki hükümetin dedi, bize vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı dedi veremiyoruz paramızı dedi. Şimdi de o şahıs Ankara'da mecliste şimdi milletvekili. Hem bu hükümete o zaman bu lafları söyledi. Şimdi de milletvekili, AK Parti'nin milletvekili şimdi o da insanları yönetiyor. Yani bu lafın ikisini de kendi söyledi. Hem de paramızı vermedi yani. Bir de halk kalması oraya el koydu. 6 yıldan beri el koydu. Satışa çıkaracağım çıkartmayın. Yani bu niye çıkartmayın? Bir oyun döndürdüler ya bunlar. Demek ki yine bir aynen. Siyasi baskı var. Aynen. Ha, Halk Bankası icradan evet. Dolayı bir türlü o fabrikayı satışa çıkartmıyor. Ne şey çıkarmıyor. Yani zaten başkanım, vermiş olduğumuz avukatlar davayı hafife alıyorlar bir. Bu bir gerçek. Bir de üzerindeki siyasi baskıyı size uygulasalar diyor, siz hiç almazsınız bu davayı diyor. Açık açık itiraf ediyor. Bir de bilir kişiden 2,5 senede gelir mi ya bir dosya?